Michael Schumacher, how pleased will he be? And Senna goes through into the lead. Remembering He's the number one. Turkey Grand Prix, the number one of the Das F1'den yeniden merhaba. Selam Berk. Hoş geldin sen de. Selam canım. Hoş bulduk. Evet, Avustralya GP e, ilginç Abi, geçti. Adeta yarışa kalkmış gibiyim sabah sabah <laughs> gözlerim acıyor. <laughs> yani bayağı ilginç bir yarıştı gerçekten. Sabah kalkıp acayip acayip olaylar görmek rüyamı görüyorum ben yoksa. Adem <laughs> evet, insan mi bir vardı? sabah kalkınca buna değecek mi diye düşünüyor, sonra değdi valla. Yani bir taraftan sıkıcı olan yerleri de var yarışın. Bir taraftan böyle bir anda ya yarış çok sıkıcılaştı falan derken bir anda kalsın. <laughs> <laughs> ne oluyor falan dedim Cümlen bitmeden. Ya dürüst olmak gerekirse benim için hiç sıkıcı olmadı hiçbir bölümü. Yani en kötü yerinde bile e, DRS'ler sağ olsun arkada charge eden bir Perez vardı. Evet yani arkada, arkada, yine bir olaylar vardı hep. Mücadeleler vardı arkada yine. O kadar yüksek noktaları vardı ki yarışın hani diğer yerlere <laughs> biraz sen daha herhalde şey kaldı. Şey gibi, Verstappen gibi uyuyakaldın yarışın bir bölümünde. <laughs> Verstappen de uyuya kalıp pistten çıktı biliyorsun. <laughs> bir ara çok, Aa, çok devam diye. Evet, yani yarışın başında ilginç şeyler oldu. Baya Mercedes'ten sağlam bir atak gördük Russell ve Hamilton'dan. Evet, biraz e, hem Mercedes'ten bir atak gördük hem de Verstappen'den geldi başımın belası davranışı gördük sanırım biraz da. Yani şey ben bunlarla çok şey yapmayayım. Nasıl olsa iki diğer resim var. <laughs> İki tur sonra <gülüyor> <gülüyor> alırım yani, zaten. <laughs> ben bunları zaten alırım diye düşünüyorum. İyi ama mantıklı yaptı. Hatta evet. Marco da ölmüş. Marco da demiş demişken yani soğukkanlı davrandı işte gerçekten hani şampiyon davranışları bunlar böyle şeyini korudu. Çünkü baya erken fren yapıyor şeylere göre. Evet. Mercedeslere göre. Mercedesler risk alıp öne geçmeye çalışıyorlar. Çok rahattı gerçekten. Peki sana bir sorum var. Yarışın başını konuşuyoruz madem. Arkada bir Ferrari'yi çakıl havuzunda görünce ah Sainz yarış dışı kaldı diye düşündün mü? <laughs> <laughs> Yok abi ben direkt lökler konudum. Gerçekten. <laughs> direkt bizim intro geldi aklıma. <laughs> Eyvah <Evet>. dedim. <laughs> bizim intro yine gerçek oldu. <laughs> abi ya Ferrari'ye ne oluyor ya? Ferrari şu an inanılmaz dramatik bir durumda ya. Tabii ki performansı o kadar dramatik değil de. Bu yani bu şanssızlık mıdır? Yani beceriksizlik midir? Ben anlayamadım ya. Gerçekten şanssızlık çok şanssızlık işte. Çok fazla şey isteme. Herkes en iyisini istiyor abi. Herkes sonuçta yarışıyor burada. Yani Ama işte nasıl... yani e, karakter farkı biraz. Ya galiba çok ilginç. Bu arada yarışın sonuna saklıyorum. Löklerk'le Löklerk'in neden ceza almadığı ama Sainz'ın ceza aldığı. Gezdi'nin neden ceza almadığı ama Sainz'ın ceza aldığı. Logan Sargent'in neden ceza almadığı ama Sainz'ın ceza aldığı konusunda da konuşuruz diye tahmin ediyorum. Sonuna. Bundan hepsi videonun <laughs> sonunda. ben Albono diye yarışı açtım. Ve story'mi gördüysen Instagram'da da Albono yazdım sadece. Gitti bütün hafta sonu en iyi olduğu virajda. Yani bütün hafta sonu mor sektör yaptığı yerde kaza yaptığı adam. Yani belli ki çok zorluyor. Evet. Araçtan da en yükseğini almaya çalışıyor. Ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm kendisine. Yani çok üzüldüm. Ama Albon zaten başarılı. Yani diğer büyük takımlarda değil de Williams'ta olmasının sebebi de tam olarak bu. Çok iyi bir pilot ama böyle şeyler yapıyor. Diğer taraftan Lökler Kösi de yapıyor ama büyük bir takım var. Ferrari'de var. Kader bu da biraz da. <laughs> yani tipinle de alakalı biraz anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet evet tabii. <laughs> Sonra yani. yarış tekrar başladı. O başlangıçta pek bir şey olmadı. Sorunsuz bir başlangıçtı diyebiliriz neredeyse. Arada tabii ki DRS, nok hem DRS noktalarının bence çok saçma olması hem de Red Bull'un DRS'te inanılmaz bir şeye dönüşmesi. Yani adamlar Önündeki aracı geç, geçtiler o noktalarda hep. Bir de üzerine minimum bir saniye fark açtılar. Abi, hem Perez abi. hem şey Verstappen. Ya Verstappen'in Hamilton'a açtığı farkı gördüğüm zaman bir tur içinde. Ya gözlerime inanamadım ya. Bir tur da değil ya. O şey köşeyi dönene kadar işte. Abi yani tur tamamlandı mı o zamana kadar bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla yani tamamlanmamış olması lazım. 2 dakika falan 2 dakika 2 dakika. İki dakika. <laughs> Yarışı bitirdim ha. <laughs> 2 <laughs> saniye fark açmıştı yani. 2 saniye belki 2,5 saniye. Bu ne demek evet. ya bir turda? Evet inanılmaz hem Red Bull'un aracının biraz etkisi DRS'te inanılmaz bir hal alıyor. Hem de o DRS zonların yani <laughs> Arka dört tane olması. DRS zon vardı burada. İki tanesi de iki düzlükte ardarda arda ve ilk düzlüğe önde giren yani arkada giren sonuna kadar o DRS'i devam ettiriyor ikisini birden. Ya yani en azından şey olsun yani eğer birisi öne geçerse bir sonraki DRS'te DRS kullanamazsın. Yani arkasındaki kullansın. Yani evet o biraz garip. Yani arkadakini al kardeşim al geç der gibi bir değeri soy yani. Hele ki performans evet, açısından da daha iyi bir araba şey varsa. Yok. Yani Bahreyn'deki gibi bir şey de değil. Bahreyn'de işte bir DRS'ten çıkıyorsun. Zor iki viraj var. Daha sonra tekrar DRS'e giriyorsun. Öyle bir şey de değil. Bu bir düzlük neredeyse. Şimdi modern araçlar için. Yani ben mesela oyunda oynarken benim için bir düzlük değil. Çok zorlanıyorum. Ama modern araçlar ve pilotlar için Orası bir düzlük neredeyse. Yani çok ilginçti. Ve geçişler güzeldi ama. Bayağı eğlendim ben izlerken. Hem evet. Hamilton'un Verstappen'e geçişi çok güzeldi. Verstappen'in aşırı erken fren yapması. Evet. Hem de yarış içinde bayağı iyi geçişler izledik. Evet arka tarafta bayağı Hulkenberg-Norris mücadelesi oldu. Gezli Sainz mücadelesi oldu. Norris al ulan dedi ve... <laughs> Al biraz McLaren'ımdan ye dedi. <laughs> Ve şey de iyiydi. Alonso Hamilton mücadelesi güzeldi. Bayağı da bir sürdü. Hatta Alonso şey demiş yani bu kadar uzun süre arkasında baskı yapmama rağmen hemen arkasındayken hiç hata yapmaması ne kadar kaliteli bir sürücü olduğunu gösteriyor Hamilton falan gibi şeyler söylemiş. Biraz da kendini övmek olmuyor mu bu? Abi Alonso'nun Alonso Alonso de yandan Kendini de <laughs> övmüş olmuyor mu? <laughs> Alonso'nun böyle bir davranış, bak Alonso Hamilton böyle pilotlar arkadaşlar bunu kabul edelim yani seversiz ya... seversiz. Önce kendine var <laughs> sonra başkasına var. Yarış içinde de e, Alonso'nun aslında Hamilton'ı kandırmaya çalıştığını, şey radyodan da duyduk. <laughs> Eğlenceli bir mücadeleydi, yani bir geçiş bir şey yoktu, ama sürekli fark böyle bir şey açılıyor, sonra bir anda kapanıyor. Hamilton tekrar açıyor filan. Güzeldi. Bir, arkasından tabii Sainz ve Gasly yakalayabilseydi Alonso'yu başka şeyler olabilirdi ama herkes bir noktadan sonra erken lastik değiştirdikleri için lastikleri korumaya odaklanınca şey de iyiydi. Evet. Birisi Fastest Lab'ı bir alınca hemen Verstappen'in tekrar <laughs> en azından turu <laughs> Arada Perez alıyor falan. Evet. Baya o ikili arasındaki mücadelede kızışıyordu ama bu yarışta Maalesef prizler arkadan Yarışta... Aa şeyi konuşmadık ya. Russell'ın önce şey tercihi. Lastik değiştirme tercihi. Sainz yaptı. Ardından da yarış dışı kalması. Yani, yani, Şey, şeye inanmıyorum ben. Yani Russell da orada Verstappen ikisini de geçecekti yani. Muhtemelen ikisini de aynı düzlükte geçecekti. Bence de geçecekti. Yani bir şey ne kadar bir şey. beraber çalışsalar da ne kadar taktik yapsalar da bir, bir şey değişeceğini düşünmüyorum. gerçekten dominant bir aracı var şu anda Fast'nın ve yani çok bir mücadele edecek durumda şey şu anda Mercedes. Yani galip belliydi Hı. aslında. Yani herhangi bir aksilik olmadığı sürece. <laughs> diğer yarışlar içinde de <laughs> şey geçerli olabilir yani herhangi bir aksilik olmadığı sürece. Ama Mercedes'in yaklaştığını gördük. Gerçi evet. pistten pistte de değişebiliyor bu tarz şeyler ama genel anlamıyla yükselen bir grafiği var yani Mercedes'in. Ama Russell'ın şöyle bir açıklaması var. BBC podcast'te yapmış açıklamayı. Red Bull'un hız sakladı. Farkın en az 0.7 olduğunu eğer bu farkı gösterirse Fia'nın onları durdurmak isteyeceğini o yüzden de göstermediklerini, mümkün olduğunca az göstermeye çalıştıklarını söylemiş. E tabii ki bir pilot olarak bizden çok daha iyi değerlendirecektir yani Red Bull'un performansını ama yani bir rakip olarak da hani ne kadar güvenilir sözünü ondan da emin değilim sonuçta bu evet. yıpratmaya çalışıyorlar. Russell'ın e, şey ta, lastik muhabbetinde de o da çok üzücüydü. Önce pite girdi. Hemen Hamilton söylenmeye başladı. İşte bu bizi sıkıntıya sokmayacak mı evet. erken pite girmesi? Ama burada çok fazla tepkide geldi insanlardan. Bizim Telegram grubumuzda da yazdı insanlar. senin in kazasından işte bariyerler zarar gördü. Televizyon bariyerleri gösteriyor bu adamlar neden pite giriyor? Hani kırmızı bayrak çıkacak belli ki diyorlardı. Hakikaten doğru bir değerlendirme. Biraz şaşırdım ben de açıkçası. Ama işte FIA'ya o kadar güven olmuyor ki... <laughs> bir taraftan da anlıyorum ben <laughs> Sağ sola belli olmuyor. Gerçi yani, her şeyi kırmızı bayrak verisi var Fiyan'ın. O anlamda güvenebilirlerdi belki de. Yani bu yarışta pek eleştireceğim nokta yoktu. Kırmızı bayrak konusunda. Diğer konularda konuşacağız da. Bu yarışta neredeyse kırm yani bir tek sonuncu tekrar başlamayabilirdi. Yani ya da böyle başlamayabilirdi. Hani durarak başlamayabilirdi. Yok o Dur kırmızı bayrak olunca durarak başlatacaksın kardeşim. Yani safety card. Ben, ben o hayır ben o aksiyonu göreceğim. <laughs> ya güzel bizim için <laughs> bizim için güzel de işte böyle kazalar oluyor ben, ben anlamam plastik, plastik, kırmızı bayrak <laughs> varsa ben göreceğim Hatta ya ben, ben de istiyorum doğruya doğru ben şeye karşıyım mesela safety car oldum ben de arada 4 turu yediler evet çok gereksiz 0, bence ve mesela 56'da kırmızı bayrak mı sallandı 56'dan başlamasını istiyorum ben peki mesela safety car yasak kalsın mı direkt kırmızı bayrak verirsin mi yok yani o kadar da olmasın değil mi Yok. Mesela işte Albon olayında o kadar çakıl çıkmasa gerek yoktu. Mesela şey de olmadı. Löklerkin seyahatinde. Ya bence sanal güvenlik aracı olmasın ya. Hiç sevmiyorum abi sanal güvenlik aracı. Sanal abi. güvenlik aracını ben de saçma buluyorum. Ya yapacaksanız yapın. Erken çıksın abi safety car. Bir tur dolaşsın az işlem varsa. Çıksın yani ne olacak ki? Bir heyecan gelir arkadakiler arayı kapatır. Fena mı olur ya? Sonra Magnussen'in Jimiz'in şeyinden sonra tekrar bir şirinlemesinden sonra e, tekrar bir şey gördüğüye geçeceğim. Ama önce Hulkenberg ve Magnussen'i konuşalım mı? hazır Magnussen demişken. Evet. Hulkenberg'in neredeyse dördüncü olması, üçüncü olması ve podyuma çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Yani Hulkenberg'in performansını ben çok beğeniyorum zaten. İyi ki de gelmiş dedirtti bu yarışta da bana. Yani diğer yarışlarda göreceğiz tabii ama bu yarışta bir yani Magnussen'le karşılaştırınca tabii ki inanılmaz bir hafta sonuydu onun için. Ya Ve yani Norris'le mücadelesi de çok keyifliydi. Bir süre DRS'ten güç alıp Norris'e karşı savunma yaptı. Sonra DRS'i kaybetti. Ona rağmen aracı iyi konumlandırarak tamamen savunma yapabildi. Ama tabii arada bir araç farkı var. Ya Bir arada ve ceza Lando'da, da alabilirdi ama... da iyi bir yetenek yani. Ama sonra... Magnussen'in olayı Hı. çok acayipti ya. Yani... Inanılmaz tehlikeli bir i̇şte olaylar zinciri yaratabilirdi yani o kaza. O biraz, da biraz ucuz atlatıldı. Yanlış yerde uyudu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sonrasında tekrar kırmızı bayrak ve kaos startı izledik. Şimdi bu kaos startında Sainz ceza aldı. Tekrar tekrar izliyorum görüntüyü. Diyorum ki bu ceza aldıysa Leclerc neden almadı? Leclerc de sıkıştırmıyor mu yanındakini? Çarpmıyor mu yanındakini? Kendi Lecklerc... zarar görüyor ama ne fark eder? Kimin Lıklar zarar gördüğünün tur... önemi var mı? Abi bence var ya yani bana göre yok da bence Fia için var yani, yani gerçekten hı, sonuca hı. göre ceza veriyorlar bence. Fia benim şu an umrumda değil yani Logan Sargent'in devrizi uçurmasa ceza almıyorsa arkadaşım, Sainz'ın ceza almaması lazım. Evet. Gezli ve şey Ocon olayında gezli ceza almıyorsa Sainz'ın ceza almaması lazım. Sainz'ın cezası haklı bu arada. Yani bence ceza alması gerekiyor. Ama diğerlerin diğerleri almazken Sayınızın alması tam bir eyyamcılık yani. Takım arkadaşı beraber gidip şey oluyor. diyorlarmış ha bizim aramızda bir problem yok. Biz aramızda yani, konuşuruz. <laughs> abi bize ne abi sizin aranızdan aranızda konuşmanız? Ya gerçekten garipti. O zaman Sainz'a vermeleri işte büyük haksızlık oluyor. Evet. Yani normal şartlarda haklı bir cezayken Her, sonucu verdim. etkilemiyor diye düşünüyorlarsa diğerleri bu da etkilemedi. Sainz'inki de etkilemedi. Ya bir büyük bir akıl tutulması ve aşırı eyyamcılıktan ölüyorlar ya. Çok acayip Süre gerçekten. Sürekli bir eyyam ya. Ben bu kaza yaşandığında Sainz'e bir kızdım baya. Şey Alonso'nun böyle o süper performansı yine Pod'u görecek <laughs> falan diyordum. Allah kahretsin falan dedim. Sonradan cezası ama biraz e, ağır oldu hakikaten. Yani bu ...söylediğimiz şeylere göre. Adam puan alamadı ya... ...bir taraftan. Evet. Ve neredeyse alıyordu, başarıyordu biliyor musun? Şey yaptı, startta yavaşladı... Arkalar, ...arkasındakileri yavaşlatıp... ...ya startta de finish'te artık hmm. o... ...yavaşlatıp hızla geçmeye çalıştı. Aslında <laughs> neredeyse alıyordu. Bir saniye mi ne kalmıştı? Bir saniyesi hmm. kalmıştı. Çok az daha şal, şey olsaydı. Yani saçma bir durum. Ben evet. inanamıyorum yani... ...kendi başına dediğim gibi bence... ...cezayı hak ediyor yaptığı şey... Ama diğerleri ceza almazken onun ceza alıyor olması çok evet. saçma. Sainz'ın bir ağlamakla radyo konuşması oldu. Evet. Onu duydun mu? Duydum. Ee bayağı e, yıkılmıştı yani. Ka tabii kaybettiği puanlar ve bir de yani ya gerçekten şu anda hani Ferrari'nin iki pilotuyla da puan alamaması. Şu anda dördüncü takım Ferrari. Ya işin kötü tarafı şuydu. Leclerc'e karşı uzun süredir ilk defa bu kadar dominasyon kurduğu bir hafta sonu geçirmemişti. İşte sonunda neredeyse mükemmel yani aracına göre, aracının durumuna göre mükemmel bir hafta sonu geçirip onun elinden alındığını görmek tabii ki üzücü. Ama yani bu arada şeyi de hiç laf et, edemiyorum. Yani eğer yarışın bitmesine 4 tur kala, 5 tur kala öyle bir son varsa ben o arabayı dive bomb yaparım yani. Ben, ben bokunu çıkartırım orada öne geçmek için her şeyi yaparım. Ya Alonso da şey demiş ya burada yol tutuş arıyordu. Hani bence çok Hı -hı. ağır bir ceza oldu demiş yani. Ya kimse kimseye herkes... çarpmaz. Orada sonuçta araç lastikler de soğuduğu için bir yol evet. tuşarıdığı için o kadar o çizgide yani geliyordu. Herkes benzer şeyler söyledi. <laughs> Norris de yani ben herkesi orada uçuracağımı düşündüm demiş. Lastiklerde hiç şey yoktu. Herkese çarpacağım diye düşündüm demiş o virajda. Kardeşim bu Vettel'in günahı neydi ya? Ya Vettel Hamilton yani. olayında Vettel şeyden çimlerin üzerinden geldi kaya kaya Hamilton'un önünde Kaldı diye ceza yedi, gezli evet. uçurdu adamı aynısını yapıp İşte böyle böyle şeyler insanı acayip soğutuyor. Mesela ben artık Galatasaray maçlarını izlerken gol oluyor, hiç sevmiyorum. Eskiden bağırırdım, şey yapardım. Böyle ya. insanın içindeki sevgiyi biraz heyecanı alıp götürmeye başlıyor. Ama bunların bütün sebebinin sadece piste yarışı izlemeye gelen Michael Massey'nin Nasıl ben yokken de bok gibi kararlar alıyor değil mi? Abi adam yarışa geldi. İzlemeye kaos oldu ya. İnanılmaz bir güç. <laughs> Demek ki ihtiyacımız gerçekten. var. O kararı almasın de. ama gelsin ve ben, bütün bence yarışları de gelsin abi Nasıl <laughs> <laughs> geri dönsün kafaya? En azından bir şeyleri. <laughs> Tribüne. Tribüne en azından. Gözlemci olarak falan bulunsun. <laughs> Fiyanın kararı bir kararı var bu yasağa. Ee, o da beni biraz artık Formula 1'den soğutacak türdendi. Son turda takım sevinmek için bu çitlere tırmanamaz diye bir yasak. Yani bir bu çok seni de korkutmuyor mu insanlar çitler şey aşağıda 200 kilometreyle ile geçen araçlar varken ya takımın. Ya abi şimdi senelerdir çitledi. olan bir şey bu. Yani Tamamdır buraya işte. da insanlar tırmanıyor. Hani bir de fizik, müzik, mühendislik diye bir şey var. Bunu o zaman dayanıklı yaparsın. Oraya insanlar tırmanıyor dersin. Olayı öyle çözersin yani. Ne bileyim ya karbon şey olursa, fiber yap abi. <laughs> yani ya buraya şey insan diye ben korkuyorum şahsen orada gördüğümde insanlar. Ya abi bu sonuçta çok geleneksel bir şey. Yani orada e, pilot kendi şeyleri, takım arkadaşlarını görüyor. Hani artık o zafer kazandığının sevincini tam anlamıyla yaşıyor. Biz de görüyoruz çok hoş bir şeyken onu kaldırmaları beni biraz yaralı da açıkçası. Ya yani bu şey gibi artık damalı bayrak yasak arkadaşlar. 5 ışıkta görmeyeceğiz. E, onun yerine bir <laughs> bir tane trafik lambası koyacağız <laughs> Ya yani böyle gittikçe abuk sabuk bir şeye dönüşecek gibi hissediyorum. Yok düşünce Peki, yasakları falan. Alper Aliper yarış bitmeden önce seyircilerin sa piste girmesi e, ve Avustralya GP yönetiminin şeye çağrılması hakkında, savunmaya çağrılması hakkında ne düşünüyorsun? 5 sıra cezası alırlar mı? <gülüyor> Kışın <gülüyor> bir kış... <laughs> kış yarışı izler miyiz? Vallahi öyle... <laughs> eğlenceli <olsun. gülüyor> yani bu cezalar ve FIA durumu çok canımı sıkıyor. Bir de işte şeyler var ya şimdi işte yeni nesil izleyiciler var. Fiyabul fiyat. Ya arkadaşım yalan rüzgarı gibi izlemeyin şunu ya. <laughs> Şu şey gerçekten ya kim, kim? kime bir şey olursa karşı taraf işte yok bunlar Red Bull'cu, bunlar Mercedes'ci, bunlar <laughs> Ferrarici <laughs> düzenin adamı filan. Yani zaten hepsi Ferrari'de çalışmış gibi şeyler çıkıyor. Yani i̇şte evet. sto, şey Aston Martin'e karşı bir şey olursa tabii zengini koruyorlar filan. <laughs> Sanki diğerleri <laughs> fakirmiş gibi. <laughs> İnsanlar başarılı görmek istemiyorlar galiba kimseyi. Herkes ortalama olsun. Gibi ya işte şey de vardır ya mesela tarikatlara inanıp onlara katılan insanlar tarikatların gerçek yüzü ortaya çıktığında şey derler. Aa öyle hiç hiç öyle değildi. Hiç, hiç öyle değildi <laughs> derler ya. Çünkü kendisi bir salaklık yapıp bir tarikata evet. katılmış. Kendi salaklığını savunuyor aslında orada. Kabul edemez abi hatasını. Evet. Çok Dolayısıyla zor bu yeni dönem taraftarlık da hem yani futbol bütün şeylerde öyle aslında. Formula 1'de de popülaritesi artınca öyle olmaya başladı. Ya bir de galiba bu tarz şeyler ilgi çekiyor ekstra. Hani komplo teorileri, arkada hmm. kesin bir şeyler dönüyor. Ya mutlaka sonuçta bizim bilmediğimiz diyaloglar dönüyordur. Tartışmalar, laf atmalar bilmem ne bir stratejiler falan mutlaka bir şey oluyordur. Ama bu hani sürekli bir illegal işler dönüyor anlamına yani yeraltı örgütü değil ha bunlar sporcu adamlar yani. Ben kazaların bu kadar artmasının sebebinin aşı olduğunu düşünüyorum Ali Bey. Evet değil mi? Beyinciyi küçültüyor e o yüzden işte. de. <laughs> <laughs> Görürsün yakada kalp krizi geçirip <laughs> ölecek hepsi. <laughs> yani kuyruk filan çıkartıyormuş. Ben, ben öyle duydum. Ya. Sonuçta bu adam bir siyasi parti. Bunu biz, Türkiye'de bir siyasi partinin işte muhtemelen bir ittifaktan bir sürü milletvekili vekili çıkartacak bir partinin lideri söyledi. Ben ona inanmayacağım da doktorlara mı inanacağım? Yani abi e, bilim inanılacak bir, şey. bir şey olmadığı için Olmaması inanmıyorlar. Bir şey. <laughs> evrim ağacı kanalında kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii şimdi. lan evet. evrim de. <laughs> Onun adı devrim ağacı olması lazım. <laughs> İlim ağacı. Abuk sabuk şeyle öğretmeyin insanlara ya. Kaçıncı yüzyıldayız bilim falan. Onun dışında bahsetmediğimiz tekrar konumuza dönecek olursak. Perez, Perez'in hafta sonu hakkında ne düşünüyorsun? Çocuk isyan etti dedi. Benim frenlerimde bir şey var. Frenlerimde bir şey var dedi. Dinletemedi. Abi bence, <laughs> bence Perez'e bak. Burada komplo. <laughs> bence burada Perez'e bir şey var abi. Takımcı ayar verme. <laughs> abi şunun samununu biraz fazla sıkayım falan ya da işte. Yerini bil mi dediler. Ha, yani biraz böyle bir sanki kısıtlı bir şey var mı? Yani yapmazlar tabii böyle bir şey. Bu kadar riske yani saçmalık olur da. Peki Ricciardo yapmış olabilir mi? Kuşaya <laughs> <laughs> yakıta kola döküyor falan. <laughs> İşte frene bir şey sıkıştırıyor. Ee, <laughs> Verstappen'le bu kadar zıt gitmeye devam ederse Perez'in başarılı olup olmaması çok bir şey değiştirmeyecek bence. Ricardo'yu alacaklar yani. bu gidişle. Biraz daha puanı garantilesinler araç şampiyonası. Biliyorsun mı? benim yarış şey sezon başı tahminim Perez'in tamamlayamayacağı yönünde sezonu ama göreceğiz. Haya düşünüyor musun bunu? Evet. Biraz daha az düşünüyorum. İyi gidiyor çünkü fena gitmiyor. Evet ama bu hafta sonundan sonra biraz arttı içimdeki şey tekrar. Benim de geçen hafta bir şey oldu. Tamam galip olması Red Bull'da mutlaka bir artı ama böyle Verstappen'e bu kadar şey yapması, meydan okuması. Başarı, başarını devam ettireceksin hiçbir sorun olacağını sanmıyorum Red Bull'da. Yani evet, her türlü başarılı olursa, Verstappen'i ezebilirse hiçbir sorun olmaz. Ha, evet aynen. Hatta çok işine gelir. Yani bu kadar para veriyor Verstappen'e. Verstappen'in de burnunu bükmüş olur ama bence bunu devam ettiremeyecek. Yani Verstappen arayı bence de. açacak yani. Bakalım yani keşke gönül ister ki Alonso la Capis Fastapen başka bir takımdan biriyle kapışsa. Ama neden olmasın? İleride belki de yazarsından sonra görebiliriz böyle şeyler. Belki de. Aa şeyi unuttuk. Yarış tekrar başladığında sen de paylaşmıştın. Fastapen'in çizginin önünde oluşu. Önünde başlıyor. Önünde mi bilmiyoruz. Yani bayağı Fotoğraftan öyle gözüküyor. Yani bir fatis yoksa. <laughs> evet. şimdi, şimdi ben ben o, ben şahsen o fotoğraftan şey anlayamam. Yani şimdi kural şöyle, Lastiğinin yere değdiği bölümünün o çizginin dışında olması gerekiyor. Şimdi o fotoğraflardan iç, üstünde mi yoksa geçmiş mi anlayamam. Ama FAI'nin -E elinde daha düzgün görüntüler mutlaka vardır. Zaten tamam. orada normalde şey yok mu? Ee, öten bir sistem yok mu? <laughs> grid, yani. grid şeyi vardı uyarı sistemi. Ya mutlaka sensörler vardır ya. Evet ha, sensör. Evet. sensör kelimesini bulamadım bir saattir. Evet. Yani evet. dolayısıyla herhalde ceza almaması gerekiyordu. diyor ki almadı. Ama diğer taraftan evet. o kadar önde durabiliyorsan neden kimsenin bunu yapmadığını da anlamış değilim. Ya da fia bul. Bu da bir etti yoksa? <laughs> yani bu, biraz saçma gelmiyor mu sana da? Ee, evet. madem bu kadar önde durabiliyor herkes. Neden kimse durmuyor? Yani evet. Ya işte orada bir bilemedim yani bir göz yanılması mı var ya bir taraftan da görünen köy kılav kılavuz istemez muhabbeti var. Yani harbiden önde duruyor gibi. Evet. E, bilemiyorum yani bir yani herhalde adamlar görmüştür yani şimdi bu kadar zaten baskın bir otomobile böyle küçük <laughs> bir avantaj verecek değiller yani hani ay şu bir santim önde dursun da beş santim önde dursun işte. da kesin alsın. Yoksa Hamilton alırdı. Ya da umursamadılar. Ya zaten araç baskın. <laughs> 5 saatim önde olsa ne olacak falan dediler. Neyse ya uğraştırmayalım şimdi falan. Paylaştım ama yani ilgi çeker diye paylaştım önce. <laughs> Bak benim ilgimi çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama insan beğenir yani. Görüyorsun ama hiçbir tweet'i beğenmiyorsun. Aa, hemen beğenir. Ee, bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Twitter'da sevdiğiniz çok... insanlar varsa Twitter'da mutlaka beğenin attı, attıkları tweetleri iyi de olsa kötü de olsa. Onları öne çıkarmak için yani. Evet desteğiniz için beğenmeyi unutmayın diyoruz. O zaman bir iki yorum okuyalım. Oradan da kapatalım. Oku bakalım. mersolmaz Olmaz 6909 demiş ki Felstepen Türk siyasetindeki malum kişidir. <laughs> Red Bull'da malum kişinin partisidir. Birleşerek indirmemiz lazım demiş. Yani sanmıyorum. Ne bileyim biraz ilginç bir Benzetme olmuş. Ben şey yapamadım. <laughs> evet yani en başta oluşu benziyor. <laughs> o kadar. Ve <laughs> <laughs> diğer takımların da yaptığı bu olsa gerek. Onu indirmeye çalışıyorlar yani. PR tarafları benziyor biraz. Ha, yani sporda demokrasi olmadığı için tamamen güçle e, yerine bildiğin için orada işler daha farklı. İbrahim Turan 28 pilotları taklit eden Connor Moore. Ha, senin söylediğin kanal. Bir önceki bu videoda linkini paylaşmıştık galiba. Yarış sonrası iyi diye İzleyip kaçırdım yine. izlemedim. Mehmet Bulak 99.87. Yemin ediyorum çok iyi ya. Ellerinize sağlık beyler demiş. 3 kalp atmış biz de. Teşekkür ediyoruz. Ben de ona merak edeyim. Çok yüce gönüllüsün Arife. <laughs> <laughs> Gas Fring, 71 71.68. Şu soldaki bıyıklı Löklerk diyordu. Bastık. Löklerk'e yattı kupon. Soldaki ne ciddiye almayın arkadaşlar demiş. Soldaki ben miyim ya? Ben de ha 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 belki disk gelmiş. Disk gelmiş demişim. Ben Söyleyeyim belki mi? Formula biri bıraksın nasıl tenis yorulmasın demiş. Lökler lök mi alır demişim ben? <laughs> Demek ki bilmiyorum abi. Yani Olabilir zaten yani çünkü ama sen, sen zaten uçuk tahminler yaptın. Evet. Söylüyorum yani çünkü... bunu. <laughs> Bize dedik ki sakın para yatırmayın <laughs> tahminlerimize. Evet tam olarak bunu söylediğimizi hatırlıyorum. Evet yani. Ben bilerek ben... uçuk tahmin yapıyorum tutarsa kral olurum diye ben bilmeyerek yani mesela <laughs> Formula 1 Lig'de ben sonuncuyum neredeyse. O yüzden ben 19. çıktım Alper'cim. Biliyorsun geçtiğimiz diye. hafta 50 küsürüncüydüm. Bu hafta 19. Valla Vallahi umarım ben de toparlarım diyeceğim de herkesin aynı ekibi yaptığını düşünüyorum. Az çok. O yüzden de hiçbir zaman yukarı çıkamayacağım. Hep beraber yükseleceğimizi Her, Herkes aynı yapmış olsaydı ben bu kadar bir anda yükselemezdim. Sen 70.sin Alper'cim. İşte bu be. 68'den 70'e miymiş? Ben yoksa değiştirmedim mi ya? Hem de ben bayağı geçtiğimiz yarıştan sonra bayağı bir takım <laughs> değiştirdiğim için ceza puanı da aldım. İdonay 5581 intro efsane demiş. Teşekkürler. Konar Göçer 25.05. Yüzde inanıyorum ki FIA yarışa heyecan gelsin diye safety karı soktu. Belki Liberty medya baskısı olabilir. Bu kadar becerisizlik olacağına inanmıyorum. Ayrıca herkes yarışlar sıkıcı diyor ama ben bir şekilde keyif alıyorum. Belki Alonso performansından dolayı olabilir demiş. Ben de çok keyif alıyor. Yani safety car'ın çok eğlence için sokulduğunu düşünmüyorum. Biraz fazla bana güvenlik şey geldiğini düşünüyorum. Çok pimpirikli hale geldiğini düşünüyorum. Biraz ondanmış gibi geliyor bana. Öyle olsa biraz daha rahat olacağım da eğlence için soktuğunu düşünsem. Hulkenberg'i alan var ya takımına. Yani Hulkenberg'i bak şimdi bu hafta izledik ama haftaya yine almam. Haftaya dediğimizde bir ay bir ay sonra yarış mı olur ya? <laughs> <laughs> ne yapacağız abi bir ay? Bahar arası. Bir şey F1 TV de iptal edemezsin bu sürede. Yani mesela ben mesela işte yaz arasında iptal ediyorum. En azından iki ay kurtarıyorum. 80 TL'ye de artık hiçbir şey alamıyor. Vallahi çok ucuz arkadaşlar F1 TV. <laughs> f TV nasıl 80 lira ya? 39 bir aylık işte. 80 liraya gelmiyor ki. 39.90 değil mi? Bir buçuk, 1500 lira falan değil mi yıllık? söylediğim miktardan çok daha pahalı oluyor aylık alırsa. Ahmet Berat Özer demiş ki Tahminimce McLaren'in gelişimi geçen sezonki Aston Martin'e benzeyecek. Ellerinde onlarınki gibi denge sorunu olan bir araç var. Sezon sonu Alfa Romeo'nun önünde Alpine'in gerisinde bitireceklerdir. Yani ben çok emin değilim. Alfa Romeo'nu kesin önünde bitirecekler bence de. Ama Alpine konusunda hani bence performansları daha iyi olabilir. Özel bir, özellikle Azerbaycan'dan sonra neler olacak ben de merak ediyorum belki gibi. Bakalım. Yani Alpine'in bence önüne geçecekler gibi geliyor bana. Ama dediğinde doğru olabilir tabii. absurdname Name 5492 demiş ki Bu arkaya 5, öne 5 saniye koyup atak bile yapamamasına ben mi sinir oluyorum? Geçen seneden beri ne bir atak yapıyor ne bir güzel stint atıp önündekini yakalıyor yani. Garip bir herif. Örnek vereyim Hamilton geçen sene çok güzel. Son stint attığı yarışlarda çok adam geçmişti mesela. Macaristan'da son soft stintte 3 kişiyi geçti. P2 aldı. Bu Russell'da tık yok. Dikkat et Aracı buna dikkat Çok edici. dengeli kullanıp P5'ine alıp oturuyor demiş. Yani Russell'ı hiç etmemiştim ben. Ya yani şöyle Russell'ın bu yarışta bu safety car'da lastik değiştirmesi ve ardından kırmızı bayrak olmasaydı çok avantajlı bir konuma gelecekken kırmızı bayrakla 7'ye düştü. Yani en azından sonuç olarak söyleyeyim. Evet söylediğin şey ben de dikkat edeceğim bu arada. Garantici mi değil mi diye ama bu yaşadığı sorunu yaşamamış olsaydı ataklar yapması için motive de olabilirdi. Bakalım yani ben de dikkat edeceğim. Doğru bilgiler 78 45 demiş ki Red Bull iyi başladı ama düşe geçecek. Ferrari ya da Mercedes şampiyon olur. Yani bence bu kadar düşe geçemez Red Bull. <laughs> Ferrari bence. Ferrari bence biraz zor artık şampiyonluğu. Mercedes de Belki yaklaşabilir Ferrari ama zor. Ya bu arada şu anda ikinci takım Aston Martin onu da söylemek isterim. Bence Mercedes. Yok yani şey puan tablosunda. Hmm. Okay. demiş ki Leclerc like Sainz önünde olunca saçmalamaya başlıyor. Odak sorunu var bence. Bu şekilde giderse o çok istediği şampiyonluk hiçbir zaman gelmeyecek. Evet Ferrari hala kötü. Al bana çok üzülüyorum. Elinden geleni yapıyor. Alonso yapıyor yine. işini ekmeğinde. Yeniler bayağı güzel başladılar. Sağlam yaşıyorlar. SC tam bir saçmalıktı. <laughs> Her konuda yorum yapmış Carlo'da. Bence de LookLike Science önde olunca sanki ekstra bir hata evet. yapıyor ve hata yapma eğilimi geliyor. Ben evet. Olmalıyım. Yani bunu sürekli bir ispat yani hem takıma hem taraftara evet. bunu ispat etmeye çalışıyor gibi ve ekstra saçmalıyor yani. Ve Ferrari hala kötü dediğin gibi. Onun dışında KOP da demiş ki Red Bull kirli bir takımdır. Perez'in önümüzdeki 3 yaş içinde teknik sorunlar nedeniyle yolda kalmasını görebiliriz. <laughs> Yorum yok yani bu konuda. Konuştuk zaten. Ya şimdi bir de olabilir bir şey söylüyor ya. Sorun orada. <laughs> evet gerçekten. Hayır Red Bull yapar diye olabilir demiyorum. Yolda kalması olabilir bir şey ya. Evet evet. evet. Hemen gerçek şey direkt yani. işte Red Bull. <gülüyor> <gülüyor> Yolda lastiği patlıyordu. Red Bull şey çizmiş lastiği falan. <laughs> Bu yarış için tahmin yapmış Aloy Salih. Max, Perez, Alonso, Hamilton, Russell, Leclerc, like Sainz, Stroll demiş. Yani evet, Max'i bilmişsin ama Alonso'yu da bilmişsin. komple kurmasalardı. Belki evet aslında sıralama gibi. bu şekilde olabilirdi. Yani Hamilton, evet. Alonso belki yer değiştirdi. English School demiş ki bu English School kim ya? <laughs> <laughs> Kim oğlum? <laughs> Neden bizim bir İngilizce okulu taraftarımız var? Azerbaycan en sevdiğim pist iple çekiyorum. Perez Verstappen kazasına ve o anda kamera Toto'ya bir zoom in yapar. Müthiş sahne. Yani o Red Bull kazasını hatırlıyorsun. Azerbaycan'da daha önce yaşanan Ricardo ile Verstappen'in. Evet. Öyle bir şey görsek gerçekten tadından yenmez ya. Bakalım belki Michael Masi oraya da gider. <gülüyor> <gülüyor> Umuyorum. <gülüyor> Pit duvarı Sainz'e box box dedi ve Sainz boxa girmeden Aston Martin'den pit'e daldı. aldı. Daha sonra Sainz pist üstü pozisyonunu sonradan pit'e girerek kazandı. Alfa abimiz bence küçük bir show yaptı demiş. Muhammed Batal Çelik demiş ki geçen sene intro güzel de demeyeceğim çünkü şu an izlediklerim arasında açık ara en iyisi. Bu da komik olmuş. İzleyip izleyip gülünüyor. Elinize sağlık demiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Belki de bahsettiğim video diye link atmış. Teşekkürler belki de. Alo İhsalit de demiş ki teşekkürler sakalında ekmek kırıntısı yayla çıkan. Baktım. <laughs> <demiş>. Sağ olasın. <laughs> sağ olasın. Yorumların sonuna geldik galiba. Yorumlar bu kadar. O zaman kaç hafta var haftada... boş boş e, konuşmak istediğimiz boş boş konuşmamızı istediğiniz şeyler olursa yorumlarda yazarsınız. Biz de yazın konuşuruz. arkadaşlar. Biz de konuşalım. Haftaya yine görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.